Pakistan'ın hiçbir yerinde terör örgütü elebaşısıyla herhangi bir pazarlık şu bu söz konusu değil. Bizim dün deme bakış açımız neyse bugün de aynı. Bu uzatılan elin amacı gelin terörle aranıza duvar örün, mesafe koyun, Türkiye'nin partisi olun. Dış kaynakların Washington'u, Brüksel'in, başka merkezlere aparatı olmayın. Bu çağrısıdır. Bu çağrının üzerine terörle mücadelede neler yapılması gerektiği adım adım anlatılmıştı. Ondan sonraki süreçte de biliyorsunuz Türkiye'de PKK'nın siyasi organizasyonu olan DEM her seferinde biz tırnak içinde bildiriyoruz. Önder Akoy'la birlikte hareket ettiklerini söylemişler. Eğer bu da şayet uygun görülürse, gerekli şartlar oluşturulursa, tecrit kaldırılırsa gelsin DEM de konuşsun demiştim. Bu meclisin vereceği bir karardır. Bu bir siyasi ironidir. Bunu anlamayan arkadaşlara daha nasıl anlatalım? Türk düşmanı Yunanlı gazeteci anlıyor. PKK'nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal anlıyor. Kandil'in sözde sözcüleri anlıyor. Bu arkadaşlar anlamamakta neyi diretiyorlar? Bizim anlayamadığımız bu. Şehit ailelerini incitecek, gazilerimizi incitecek hiçbir hareketin içinde Milliyetçi Hareket Partisi ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. İsterseniz ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlamayan arkadaşlara bir kez daha anlatalım. Terör örgütü mensupları silahlarını koşulsuz bırakacaklar. Türk adaletine teslim olacaklar. DEM silahlı terör örgütüyle arasına duvar örecek. Türkiye partisi olacak. Bizim Kürtlerle Kürt vatandaşlarımızla bir problemimiz yok. Türkiye'de Kürt problemi de yok. Eşit vatandaşlık problemi de yok. Türkiye'de terör problemi var. Biz yaşadığımız coğrafyada bunu görmek zorundayız. Bugün 30 kilometre ilerimizde Suriye'de, Rojava denilen bölgede, ABD bayrağı altında, ABD'nin silahlarıyla, eğitmenleriyle, danışmanlarıyla 100 binin üzerinde adına YPG denilen bir ordu kurulmak isteniyor. Orada bir devletçik kurulmak isteniyor. Bunu arkadaşlar görmekten imtina mı ediyorlar ya da gözleri görmüyor. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yaşadığımız coğrafya belli, sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze'den başlayan hareketin nereye geldiği belli. Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'da kendine yandaş ileri uç karakolu olarak bir Kürdistan kurma hayalini zaten hepimiz yıllardır biliyoruz. Buna müsaade etmemek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Genel Başkan'ın bu açıklamalarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Tataristan Kazan'da bir ikisi toplantısından sonra hemen bir biliyorsunuz TUSAŞ'a bir saldırı oldu. Bu saldırının cevabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti anında verdi. Dün akşam ikinci defa verdi. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Anlamayan arkadaşlar herhalde anlamıştı. Doyurucu bir açıklama olmuştu. Türk yüzyılı için bizim terörle mücadelemizi bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Biz PKK terörüyle bu ülkede 40 yıldır mücadele ediyoruz. 30 binin üzerinde şehit verdik. Gazilerimiz var, emanetlerimiz var. Maddi olarak baktığımızda bu 40 yıl içerisinde terörle mücadeleye 3 trilyon dolar kaynak aktarmışız. Biz Türk yüzyılı diyoruz, Türkiye yüzyılı diyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek, bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'yi terörden arındırmamız gerekiyor. Bu grup toplantısından sonraki süreçte de her gün çatı sistemimizden takip ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir istifayla karşılaşmadık. O sosyal medyada istifa açıklamaları yapan arkadaşlar daha öncesinde 1 Kasım seçimleri sonrasında defalarca partilerin istifa ettiklerini açıklayan arkadaşlardı. Milliyetçi Hükümet Hareket Genel Başkanı'nın, liderinin emrindedir. Ne dediğini gayet iyi anlamaktadır. Bakın bu siyasi bir mesele değildir. Siyasi bir mesele olsaydı, oy hesabı, 3-5 oy devşirmek olsaydı, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin böyle bir açıklama yapmasını kimse beklemezdi. Onun için zaten herkes şok. Bizim 1969 Adana Kongresi'nde başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kuruluş manifestosunda söylediği bir şey var.
Milliyetçi Hareket Partisi tüm siyasi partilerden farklı bir yönü vardır. Tüm siyasi partilerin birinci önceliği iktidar olmak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci önceliği devletin ve milletin bekasıdır. İkinci önceliği iktidar olmak. Sayın Devlet Bahçeli ile bu hareket aynı çizgide devam etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sık sık belirttiği gibi, hepimizin de iman ettiği gibi bizim siyaset anlayışımız önce devletim ve milletim, sonra partim, sonra bendir. Biz 3-5 fazla oy alacağız, 3-5 fazla koltuk alacağız diye kimseyle pazarlık etmeyiz. Vatan, millet, beka konusunda kimseyle herhangi bir pazarlığımız olmaz. Genel Başkan'ın söylediği gayet net, açıktır. Duymak isteyen kulaklar duyar, görmek isteyen göz duyar. Ama siz sağırsanız, körseniz bizim de yapacak bir şeyimiz yoktur. Ama biz bunu anlatmaya ve bunun arkasında sonuna kadar durmaya duracağız. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ne dediyse odur. Milliyetçi Gücü Hareket'te bunun tartışması olmaz. Herkes genel başkanın ne dediğini gayet iyi anlamıştır.